Snowden o anda Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir. Mutlu günler diliyoruz efendim yeni bir haber dosyasından. Merhabalar, stüdyo konuğumuzla karşınızdayız ve haftanın bu son programında bugün bağımsız milletvekili Sayın Hasan Taço'yu ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, ülke gündeminde. Oldukça yoğun diyebilirim Evet. Evet, oldukça yoğun günlerden geçiyoruz ve aslında sıkıntılı, problemli bir gündemin içerisinde de yoruluyoruz aslında. Evet, bir yandan devam eden Kıbrıs süreci var, bir yandan da iç gelişmelerle, ekonomik problemlerle aslında vatandaşın boğuştuğu bir dönemden de geçiyoruz. Ve tüm bunlarla beraber işte acaba bir erken seçime mi, daha da erken bir gündemli bir seçime mi gideriz? Bir yandan da bu da konuşuluyor. Evet, şu an itibariyle sanırım henüz böyle bir karar yok ancak bu sık sık telaffuz ediliyor. Sayın Başbakan böyle bir çağrı yaptık ancak karşılık görmedik diyor. Evet, gider miyiz bir seçime, hazır mıyız? Nasıl bir yorum yaparsınız? Vallahi şimdi şu anda bir seçime gitmek ne kadar halk tarafından istenen bir şeydir. Ve ekonomi bunu ne kadar kaldırır? Yapılması gereken İşlerin önümüzde devasa yığını varken böyle bir seçime gidip de bundan sonra gelecek olan kuşağa veya seçilecek olan yeni vekillere mi bu görevi bırakmak doğrudur? Bunların hepsinin hesabını iyi yapmak gerekir. Tabii bunun yanında bir de siyasi partilerin seçime hazır olup olmamalarına da bakmak gerekir. Ben iddia eder ve söylerim ki hiçbir siyasi parti, bugün mecliste grubu bulunan hiçbir siyasi parti seçime hazır değil. Nasıl istersen, neresinden isterse, hangi pencereden isterse baksınlar. Bunu gerek esasıyla, gerek seçim ve halk oylaması esasıyla, gerekse bir seçim için gidilmesi gereken yolda yapılacak, atılacak olan adımların neler olduğunu hesap edersek, onlarla bir baktığımızda hiçbir siyasi partide böyle bir hazırlık yoktur. Tabii en önceliği siyasi partiler esası ve siyasi partiler esası için Yüksek Seçim Kurulu'nun göndermiş olduğu işte 5-6 sayfalık bir manzume var. Evet. Onun içerisinde olan madde değişikliklerinin yapılması ve yasanın yeknesak ve yeni seçim sistemine uyum içerisine girmesini sağlayabilmek. İlk önce bunları yapmak gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ancak belki 2018 yılının ilk aylarında seçim olasılığı konuşulabilir. Temmuz ayından sonra yapılacak olan herhangi bir seçim erken seçim olarak sayılmaz. Bu da anayasa gereğidir zaten. Anayasamızda amir hüküm vardır ve anayasamız diyor ki seçime bir yıl kala yapılan seçimler erken seçimden sayılmaz. Onun için seçimin tarihi o şekilde oynanarak 2018 yılının içerisinde bir seçim bekliyorum. Onun dışında başka seçim de beklemiyoruz. O yüzden hani çok erken bir seçime zaten hiç hazır. Şimdi tabii ki çok erken bir seçim olduğunda ne olacak? Bugün işte Ulusal Birlik Partisi, özellikle Ulusal Birlik Partisi için söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi için kendisinin her zaman için kullanmış olduğu bir tabir vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ÖRP hükümetinin, Demokrat Parti de aynı şekilde aynı suçlamaları yapardı Cumhuriyetçi Türk Partisi için zamanında. Neydi bu suçlama? Yapılması gereken işlerin sorumluluğundan kaçıp da o işleri yapmadan hükümetten ayrılmaları ve hükümetten ayrılırken de o işleri bir sonraki gelecek olan yeni parlamentoya bırakmalar. Neydi bunlar? İşte barem ayarlamaların yeniden yapılandırılması gibi ve diğer alınması gerekli olan tedbirler gibi birçok tedbirin alınması gerekliydi. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmaların içerisinde bunlar vardı. Şimdi şu anda yine işte reform paketleri, reform kalemleri vardır. Bunlar yapılmadan bir seçime gitmek veyahut da bunları yapmadan bir seçime gitmek, gelecek nesillere sizin üzerinizde olan bir sorumluluğu bırakmak demektir. Onun için Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti bu sorumluluğun altına girmez diye kesin ve net olarak söylerim. Eğer biraz olsun bu partilerin iç yapısını biliyorsam ki ikisinin de içinde bulundum.
Öyle bir şey öngörmüyorsunuz. Kesinlikle öngörmüyorum. Şu an itibariyle. Bu işleri yapılır. Ondan sonra gereken neyse sorumluluk çerçevesinde seçime gidilir, kazanır veya kaybedilir. O ayrı bir mevzudur. Ama verilmiş olan sözler yerine getirilir, bir nebze olsun, ondan sonra getirilir. Evet. Diye bakıyorum. Bir hazırlığa ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle doğru. Bir de şu da ifade ediliyor. Hani bir pusula basımında matbaalarımız da... Az önce onu söyledim zaten. Yüksek Seçim Kurulu'nun yazısında 64'de 84 santim 9 siyasi parti katılırsa, eğer 10 katılırsa daha da büyük. Yani 10 katılırsa 64'de 1 metre herhalde. Bir evrak gerekecek. Böyle bir kağıt basacak makine bizim ülkemizde yok. Bunu defterecik halinde yapınız. Defterecik halinde yaparsanız bu defa karmayı nasıl yapacaksınız? Kitapçık halinde yaparsanız. Karma olmayacak. Onun için daha birçok şeye ve daha yasanın içeriğinde tabii ki birçok noktada değişiklikleri gerekir. İşte 5 ilçe diye bahsedersiniz. Bir yerde tek bölge oldu diye bahsedersiniz. Belediye seçimleriyle ilçe seçimleri, genel seçimler uyumlu yapıldığı için orada bir yeknesaklık vardı. Şimdi tek bölge olduğunda o yeknesaklık bozuldu gibi. Lefke ilçe olduğu, Lefke'nin ilçe olduğu eklenmesi gerekir yasanın içerisinde gibi gibi birçok olaylar, birçok manzumeler. Tabii bunlar kolay iş, o matbaa işi biraz zor iş. Çözeceğiz inşallah. Evet. Peki, bildiğim kadarıyla bugün Başbakanlık'ta bu konuda bir toplantı da yapıldı. Evet. Peki bir seçimde sizi herhalde bundan sonra Ulusal Birlik Partisi saflarında mı? Arzu ettiğim o. Evet doğru. Arzu ettiğim o. İnşallah olur. Olmazsa Allah kerim. Bakacağız. Evet, bir aday adayı olacağım demiştiniz zaten daha önceki dönemde. Evet, bir sıkıntılı süreçten de geçiyoruz dedik. Ekonomik anlamda da özellikle hani vatandaşın zamlarla da iyice bunaldığı ve geçim sıkıntısına düştüğü bir dönemden de geçiyoruz. Hani bu anlamda da bir beklenti var bir şeyler yapılabilmesi noktasında. Bu anlamda nereye gidiyoruz Sayın Taçoy? Nasıl bir atılım yapılabilir? Evet, şimdi tabii ki iki tür zam vardır. Bir tanesi sizin isteğiniz dışında oluşabilecek zamlar. Bunlar nelerdir? Ki bizim ülkemizde bu ürünler %99'dur belki de. Belki de fazla. Bunlar nelerdir? İşte ithal edilen tüm ürünler. İthal edilen tüm ürünlerin döviz bazında ithalatı yapılmasından dolayı veyahut da alırken TL bile alırsanız eğer Türkiye'den aldığınız TL olarak aldığınızı varsayın. Oradaki döviz ayarlamalarına göre alacağınız için fiyat her geçen gün biraz daha pahalı gelecektir. Elinizde bulunan stok dahi olsa bir ürün eğer fiyatı dövize ayarlı ise onun fiyatında ona göre ticaret adamı kendi zarar etmemesi açısından, kendi kârı açısından uygulamasını da gerçekleştirecektir. Yani bir zamı yapacaktır. Şimdi bu bir tür zam. İkincisi, bu zamın kaynaklanış nedeni eğer dövizse ve dövize bağlı diğer enstrümanlarsa buna ikinci tür zamı nasıl etkiler? Ürün bazında yan ürün olarak kullanmış olduğunuz malzemelerin artırdığı fiyat. Yani sizin ham maddeniz yok. Bir. İki. Siz elektrikle iş yaparsınız. Elektrik dolayısıyla dövizden dolayı belli nedenlerle işte gaz yağı veya da kullanılan akaryakıtın fiyatının artmasından ötürü fiyatı otomatik olarak artacak. Akaryakıt kullanıyorsanız eğer akaryakıtın fiyatı artmıştır ve benzeri olaylarla fiyatlara otomatik olarak bir zam, yani yediğimizden, içtiğimizden, kullandığımızdan, giydiğimizden her şeye kadar bir zam gelir. Tabii herkes işte asgari ücretin artması noktasında bir ağırlık koyar. Asgari ücret de artmıştır bu çerçevede. Doğrudur. Asgari ücretin artması da fiyatları bir nebze olsun yukarıya çeker. Hepsi birbirine bağlantılıdır bunların. Ve piyasa dengeyi bu kendi içerisinde bulmaya çalışır. Burada yapılması gereken tek unsur tabii ki eğer hiçbir tedbir almasa 6 ay içerisinde piyasa kendi dengelerini kendi başından bulacaktır. Bir yere kadar gelecek, oturacak ve piyasa stabil hale girecek. Eğer sizin faaliyetleriniz de doğru yönde giderse, ekonomik faaliyetleriniz. Eğer doğru yönde gitmezse ve fiyat sürekli dalgalanırsa o devamlı dalgalanma devam edecek. Eğer siz tedbir alıp da bunu durdurmak isterseniz o tedbirdeki enstrümanları doğru kullanmanız lazım. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herhangi bir enstrüman kullanarak tedbir alabilir mi dövizin artması konusunda? Hayır. Bunu yapabilecek olan kimdir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti enstrümanlarını kullanırken doğru enstrümanları mı kullanıyor acaba dövizin çıkışını engellemek için? Bana sorarsanız tam olarak değil. Yani Türk lirasının piyasadan toplanması, Türk lirasının daha değerli olabilmesi için faizleriyle oynanması gibi unsurlar dururken, diğer bir yandan işte bazı vergileri ortadan kaldırmak gibi olaylar göz önüne gelir. Tabii bunun yanında işteki istikrarsız giden ve devamlı süreçte bir iç savaş veya da bir savaş halinde olmalarının da getirmiş olduğu aksilikler ekonomiye darbeyi vurur. Bundan kim en fazla zarar görür? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye nezdiyse biz bronşitiz. Bu bir daha iki. Bunun önünü nasıl kesebiliriz? Bunun önüne nasıl daha farklı bir engel koyabiliriz? Ve piyasada bunun hissini vatandaşa en az bir şekilde hissettiririz. Devlet piyasaya para sürmeli. Bizim devletimiz piyasaya para sürebilir mi? Maalesef onu da yapamaz. Şu şekilde yapabilir, yatırım yaparak. Yani yatırım kalemlerini açarak, reformları yaparak, reform kalemlerini açarak, yurt dışından içeriye girecek olan ve söz verilen meblağların gelebilmesini sağlayacak imkanların yaratılarak ve bu paraların ülke içine akıp ülke içindeki değerlerin daha yüksek olmasını ve bu paranın yurt dışına gitmeyen içeride kullanılmasını sağlayarak bir şeylerin olabilmesini sağlamak ancak ve ancak bizim insanımızın bir nebze olsun o ekonomik sıkıntıyı çekmemesi noktasında çok az bir kesim etkilenir böyle bir işte yaralanabilir. Onun için devlete burada bir tek görev düşer, piyasada yatırım sürecini veyahut da reform sürecini hızlandırmak ve reform süreciyle içeriye girecek olan taze paradan vatandaşı yararlandırmak. Eğer bu olursa vatandaş biraz daha rahat nefes alacak. Yani nasıl olursa piyasaya borç takmadan devlet olarak yapılan işleri günü gününe ödemek, piyasaya sürecek olan parayla daha fazla istihdamın sağlanabileceği, daha fazla iş gücünün olabileceği veyahut da var olan iş gücünün kayıplara azlığı nedeniyle iş gücündeki değerlerin ve ödeneklerin artacağı bir noktaya getirilebilir. Yani hepsi birbirine bağlı olan değerlerdir bunlar. Arz talep işidir işin genelinde. Arz talebe bağlı olarak bu gibi bir tedbir uygulanabilir. Bizde bunu yapabilmek kolay mıdır? Hayır değildir, çok zordur. Ama denenebilir. Evet. Peki buradan bir başka konuya atlayalım isterseniz. O da yine geçtiğimiz günlerde mecliste görüşülen Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili ortaya konan, açıklanan rapordu. Evet, defalarca komite kuruldu ve sonunda da bir rapor da ortaya kondu. Ancak bu da tartışmaları da tepkileri de beraberinde getirildi ve bu rapor aslında çok yanlı bulundu. Trajikomik olarak da değerlendirildi muhalefet tarafından da. Evet, neler söyleyebiliriz Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının durdurulmasıyla ilgili ortaya konan rapor? Benim sizden ricam, istirhamım Eylül 2009 veyahut da Ağustos 2009, eğer bulabilirseniz arşivinizde de bulabilirsiniz, tarihlerinde Kıbrıs Türk Hava Yolları için bir eylem paketi açıklanmıştı. Bu eylem paketi Mayıs ayında görev almış olan hükümetin yapmış olduğu bir çalışmayla şirketin batmış durumda olduğunu, ancak şirketi ne kapatmak istediği ne de özelleştirmek istediği doğrultusunda uygulanması gereken bir paket olarak ortaya çıkartmış olduğu, yapılması şart olan işler olarak gündeme getirmişti. Bu işlerin içerisinde ne vardı? 3 aşama vardı. Birinci aşamasında ne vardı? Birinci aşamasında personelden %15 maaş kesintisi vardı. %15 maaş kesintisi ne demekti o dönemde? %15 maaş kesintisi personelden 14 maaşın bir maaşını vermemek, o %7,5 yaklaşık tekamül eden bir rakamdı ücret politikası içerisinde. Ve geriye kalan da işte hamilelik, kıyafet yardımı, atıyorum yolluk falan gibi birçok kalem, işte gürültü bilmem ne gibi ek tahsisatlar vardı. Bu tahsisatların kesilerek geldiğimiz rakam da 13.75 gibi bir rakamda o günlerde. Sendikayla yapmış olan görüşmelerde, Çalışma Bakanı'nın yapmış olduğu görüşmelerde. Ancak bunu son dakika sendika kabul etmeyerek reddetmişti. Ama biz bu kesintiyi yine de yapmıştık. Onlara rağmen yine de bu kesintilerin tümünü yapmıştık. 14. maaşı da ödememiştik bu kişilere. Onlar
şunu iddia etmişlerdi. Biz paketi ortaya koyarken bir tek bu değildi, %15'lik kesinti değildi. Dört şirketle yapılmış olan bir anlaşma vardı ki bu anlaşmaya göre dolu boş uçaklardaki örneğin 40 tane koltuk her şirkete 25 euroya, özel günlerde 35 euroya kiralanmıştı. Bunun iptal edileceği, bu sözleşmelerin iptal edileceği tek taraflı olarak mevzu vardı. İptal ettik. Yeni müdürün göreve gelme noktası vardı. Yeni müdürü göreve getirdik. Ve bunun gibi daha başka bazı karsız destinasyonların ortadan kaldırılması gibi olaylar vardı. Bunların hepsini düzene soktuk. Ve ilk dilim olarak 30 Aralık 2009'da 10 milyon TL almaya hak kazandı. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize hibe olarak verdiği paradan. Biz bu 10 milyonu aldık. Ödemeye gittiğimizde bize dediler ki ikramiye nerede? Ne ikramiyesi? Dedik. Meğer ikramiye 13. maaş diye isimlendirdikleri aralık maaşlar. Dedi ki biz size 13. maaşı zaten Temmuz'da dedik. Yok, o 14'tü. Şimdi şu anda vereceğiniz 13. Biz de kusura bakmayın. O %1,5 kesintinin içerisinde, 7,5 kesintinin içerisinde bu vardır. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu anlatmamın tek sebebi, eğer bu şirket iyi durumda olsaydı zaten siyasetçi olarak bunu yapma yoluna gitmezdik. İkinci aşaması neydi? İkinci aşaması 2006'da kurulan KAS isimli şirketin şirket bünyesinden, yani Kırklareli Türk Hava bünyesinden, Kırklareli Türk Havalar bünyesinden çıkıp kendi bünyesi içerisinde iş yapmasını sağlamaktı. Bunun olabilmesi için yönetim kurulunu oluştururken sendikadan bir üye istedik ve oraya koyduk ve bu arkadaşlara 120 gün sonra işten duracaklarını, çalışma yasasına göre, bizim iş ve çalışma yasamıza göre başka bir işe geçmelerinden dolayı 120 gün önceden bir ne derler, ihbar vererek, bu ihbarı çerçevesinde Temmuz ayında, Şubat ayında verdiği ihbarı Temmuz'un içerisinde başka bir şirkette, yani aynı isim altında başka bir şirkette çalışacaklarını, aynı görevde başka bir şirket altında çalışacaklarının yolunu açmaya çalıştık. Sendika greve karar verdi. Sendikanın grevini durdurmak için, uçuşların durmaması için biz bir grev yasağı koyduk. Grev yasağı Nisan'ın 3'ü, Nisan'ın 4'ü gibi biterdi. Eylem'e gittiler gece yarısı. Grev bittiği anda, grev süresi bittiği anda saat 12.01 gece. Ardından da hep bütün işler baş aşağı dönmeye başladı. Tersine gitmeye başladı. Şimdi işin doğrusu bu. Ama bunların yapılması, bunların tedbir alınarak... Sendikanın tavrıyla buyuruyor. Sendikanın tavrı, muhalefetin tavrı, diyorsunuz. Muhalefetin tavrı esas, çünkü muhalefet de bunlara destek verdi. Bu şekilde olmasına destek verdi. Gitti orada ateş yaktı, başında durdu, çalışanların yanında durdu. Neyse, 1001 tane olay oldu o dönemde. Ama bunların hepsinin yapılmasının tek bir sebebi vardı. O günkü iktidar tarafından. Şirketin zor durumda olması. Ve şirketi kurtarmak için yapılan bir faaliyetti. Kimin umurunda oldu? Hala daha işte biz MİDA'yı bulacak, zanlıyı veyahut da suçluyu ortaya çıkaracak. Ya suçlu veyahut da suçsuz, bu şirket kapandı. Bu şirketin olabilmesi için, çalışabilmesi için bir şekilde bir çalışma yapılması gerekiyor. İstediğimiz kadar rapor düzenleyelim. İstediğimiz kadar bakalım ne olacak? Var mıdır öyle bir ülke ki ben gideceğim bir yönetim kurulu başkanı olarak ve diyeceğim ki havaalanını size gelecekte verebilmek için gelin burada bir şirket kuralım da bize para yardımı yapın. Ben sizi çağıracağım, diyeceğim var bana 10 milyon lira. Ödeyin personelimi, bir şirket kuralım seninle, %50 bir ortak. Günü geldiğinde ben sana havaalanının hepsini teslim edeceğim. Veyahut da arabamı senin adına çevireceğim. Var mıdır böyle bir anlaşma? Benim değil araba zaten, araba X kişinin. Ben bunu senin adına çevireceğim, ben sana bu sözü verebilir miyim? İhalesiz bir şekilde bunu nasıl yapayım? Bunlar konuşulacağına, kendi içimizde böyle bir yetkiyi ve selahiyeti nerede bulduğumuz, biz böyle işte oydu suçlu, buydu suçlu, işte Taç öyle yaptıydı, Ali öyle yaptıydı, Saner şöyle yaptıydı, şu şöyle yaptıydı gibi olayların içine gireriz. Beni şu hatırlatma yapayım. Sayın İrsen Küçük görevden 2010 yılında aldı. Şaibelisin dedi bana görevden alırken. Ne yaptık?
Meclise gittim. Dedim ki ben şaibeliymişim. Benim hakkında soruşturma başlattınız dedim. Şaibe nereden gelirdi? Havaalanı. Bakın ihaleye çıkmış. İhale komisyonu yapacağı bir ihalede. İhale komisyonu üstlendiği bir ihale. Biz şartnameyi hazırladık. Verdik. İhale komisyonu ihaleyi yapacak. İhale komisyonu yapacağı ihalede ben şaibeli oldum. Böyle bir mantık yok ama şunun için söylüyorum. İhaleye çıkmış olan bir şeyin altında şaibe altında kalabilirsin. İlgin olmasa bile. Ama gidip de tek başına pazarlık yapmakta ve bir havaalanı birine geri de vereceğim sana bulun demekte hiçbir şekilde zan altında kalmazsın bu ülkede. Böyle bir mantık ve bunların bilinmesine rağmen rapor. Tamam kardeşim rapor, al sana rapor. Yani şikayetin ne? Herkes gelecek, kendisinin değil bir diğerinin suçlu olduğunu iddia edecek. İşte 2000 yılına kadar 50 milyon dolar alındı Türkiye'den ve bu 50 milyon doları kim yedi? Veyahut da o kadar zararı kim yaptırdı bu şirkete 2000 yılından önce? 2000 yılında kaç yaşındaydınız? Bilmem ama oldukça gençtiniz herhalde. Evet. Daha bunların hiçbirini hatırlamazdınız. Evet. Belki de çocuk yaştaydınızdan. Şimdi 2000 yılından 2005 yılına kadar da veyahut da 98 yılından, 97 yılından, 2005 yılına kadar da bu şirket hiç kimseye muhtaç kalmadan hayatını sürdürdü. 2005 yılından sonraki o repoda kullanılan veyahut da faizde kullanılan veyahut da bankada tutulan 25 milyon karşılığı para tüketildi. Ondan sonra bu şirket hep baş aşağı gitti. Bunları şimdi siz her şeyi söylediğiniz kürsüye çıktığınız raporda sonu yarın yani ben çıkıp konuştuğumda ne olacak? Ha beni suçlamadılar. Allah var yukarıda. Yani, ama işin gerçekleri vardır. Ben işin gerçeklerini niye saklayayım? Ben göreve geldim. Benim aldığım eğitim içerisinde istatistiki bilgi benim için çok önemlidir. Bilanço çok önemlidir. Günlük bir havayolu şirketinde, günlük aktiviteleri görmek, günlük masrafı, günlük geliri görmek benim için çok önemliydi. Bunların hiçbirini göremedim. Ben 2007 hesaplarını 2010 yılında bitirebildim. Onu da özel sektörde çalışan bir muhasip arkadaşıma rica ettim. Gel seni işe alayım burada da bunu yap. Bize yardımcı ol diyerek yaptım. Yok yani bunun başka bir çaresi yoktu. Ve bu kadar sıkıntının içerisinde bu bilgisizliğin bu dar boğazın içerisinde bir şirketi yaşatmaya çalıştınız. Yine işte neden kapatıldı? Ya kapatıldığı belli. Kapatmamak için uğraştık. Kapatmamak için uğraştık ama bir süreç yaşandı. O sürecin sonunda da mecburen para gelmeyeceği için de kapandı. Ha kalsaydın görevde kapatır mısın? Kalsaydın görevde kapatmazdın. Gerektiği yerde kavgayı verin. O ayrı bir şey. Onu da söylerim. O zaman hani bir şekilde bir yapılabilecek bir şeyler söz konusu. Yapılabilecek şeyler zaten ortadaydı. Yani bunları yapmak da önemli olan yapmadığınızda. Şimdi siz Fasıl 113 şirketleri yasası adı altında burada bir Kıbrıs Türk Medya Grubu vardır. Kıbrıs Medya Grubu vardır. Bu Kıbrıs Medya Grubu'nun Fasıl 113 altında kurulduğu belli. Fasıl 113 altında kurulmuş olan bu şirketin şirketleri yasası bağlı olarak kurulmuş bir şirketin bir yönetim kurulu vardır. Bu yönetim kurulu oturdu bir karar üretti. Ve dedi ki ben personelden %10 maaş kesintisi yapıyorum. Bakanlar kurulu buna müdahale edebilir mi? Edemez. Diyebilir ki ben Kıbrıs Medya Grubu olarak personelin bir kısmını işten durduruyorum. Bakanlar kurulu buna müdahale edebilir mi? Hayır. Yasalar çerçevesinde yapılırsa, ihbarlar gönlünde verilirse, bilmem neler olursa Fasıl 113 altında kurulmuş olan özel bir şirkete bakanlar bu herhangi bir şekilde müdahale edemez. Nitekim Kıbrıs Türk Hava Yolları da Fasıl 113 şirketleri yasası altında kurulmuş olan bir şirket ve bu şirkete de bakanlar kurulu herhangi bir şekilde müdahale edemeyeceğini herkes bilir. Ha bunu muhalefet o günlerde işte Sayın Başbakan Dervişeroğlu o dönemde böyle söyledi, öyle söyledi diyerek mazeret edip bunu ortadan kaldırmaya çalıştı ve bunu bir nebze de karşı tarafa kötü bir haber olarak duyurdu ve iş gerçekleşti. Bu işin gerçeği. Biz yine hala daha burada. O suçlu, bu suçlu. Tamam kardeşim kimse suçlu. Siz de MİDA'yı buldunuz. Bunu kapatacak bu dosyayı. Bu kaçıncı Kıbrıs Türk Hava Yolları araştırması bilemem. Kapatacağız bu dosyayı. Bir başka hükümet gelecek. O da açacak. O diyecek ki işte UBP'dir suçlu. O biri gelecek diyecek ki CTP'dir suçlu. Biri gelecek diyecek Hasan'dır suçtu, biri gelecek diyecek Ahmet Derya'dır suçtu. Böyle böyle bu iş yıllarca devam edecek. Ama ben iddia eder ve söylerim.
lütfen gazetenizden ve gazeteniz arşivlerinden 2009 tam tarihini hatırlamıyorum. Ağustos veyahut da Eylül ayında. Müdürün dahi Türkiye'den geleceğini yazan. Müdürün dahi Türkiye'den geleceğini yazan o sözleşme veyahut o protokolü bulunuz ve 3 basamaklı olan ve her basamağında 10 milyon TL alınacak olan bu formülün nerelere dayandı ve ne gibi sıkıntılar vardı Kıbrıs Türk Hayalları şirketinin içerisinde ve bu sıkıntıları aşmak için neler yapılmalıydı gibi önlemler paketinin açıklandığı o manzumeyi bir kez daha halkla paylaşınız. O zaman herkes anlayacak, yani rapora gerek yoktur. Orada her şey açık ortadadır. Yaşatılmak için yapılan bir faaliyet vardır. Evet. Peki, çok çok az bir süremiz kaldı Sayın Taçoy. Son olarak Kıbrıs sürecini de değinmeden kapatmayalım programımızı. Bizim aslımız. Evet, esas sorunumuz, esas meselemiz. Bunun için bir süredir mücadeleler de devam ediyor. Tekrardan gözler Mart'ta yapılması beklenen Cenevre sürecinde olacak. Liderler tabii yeniden bir araya gelmeye devam ediyorlar. Evet, süreci nasıl değerlendiriyoruz? Yani sizce bu liderler bir araya gelir, ne oluyor? İyi şeyler oluyor değil mi? Öyle görüyoruz. Herhalde öyle görüyoruz, yani bilmiyorum. Ben öyle görmüyorum. Bir yerlere şimdi getirmeye çalışıyorlar. Yani, anlaşmazlıklara çözüm bulmaya. Gali Fikirler dizisinde 100 tane madde vardı. Bu 100 tane maddenin 92'sinde anlaştılar, 8'inde anlaşamadılar. Hala da o 8 tane madde aynıdır. Hiç değişmedi. Bakınız, Kıbrıs meselesinde herkes zaman oynuyor. Güney Kıbrıs özellikle zaman oynuyor. Bu açık ve net. Bunu halktan hiçbir şekilde gizlemeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna kapı aralığından fırsat veriyor. Kapı aralığından fırsat veriyor. Neden fırsat veriyor? Güney'in istediği nedir? Güney diyor ki, çıkıyor Güney'in temsilcisi ve diyor ki, Türkiye referandum sürecinden önce Kıbrıs meselesinin garanti ve güvenlik konularını konuşmaya hazır değildir. Onun için bu iş insandan sonraya kalır. Bir diğer taraftan da sürekli Akdeniz'in ortasında, Akdeniz'in güney sahillerinde, Güney Denizi'nin içerisinde platformlar kurulur. Devasa platformlar kurulur. Sen bunu sondajını başlatmak için mi söylüyorsun kardeşim? Yoksa gerçek anlamda bir anlaşmaya niyetin var mı? Gerçek anlamda bir anlaşmaya niyetin varsa eğer şunu ortaya koyacaksın. Megaloidya'dan almış olduğun Megaloidya kararından meclisinde vazgeçtin mi? İki, sen eğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nden vazgeçip de gerçek anlamda federasyon kurmaya niyetliysen bunu göstereceksin. Evrimleşme yoluna gitmeyeceksin. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden fazla bir değişiklik yok demeyeceksin. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin artık olmayacağını, yeni bir yapının, yeni bir federasyonun gündeme geleceğini açık ve net bir şekilde dillendireceksin. İşin doğrularını ortaya koyacaksın. Şimdi biz işte bir anlaşma yapılsın da nasıl isterse yapılsın noktasındayız. Neden? İzolasyonlardan ve ambargolardan usandık, bıktık. Güney neyin peşindedir? Güney 8 Aralık 1963'te Sayın Makaryos'un, rahmetli Makaryos'un, o dönemin Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu 13 tane anayasa değişiklik maddesinin bizde uygulanmasının peşindedir. Ve bu anlaşmanın içerisinde bu 13 maddeyi de iyice bir bakın, iyice bir tahlil edin, hepsini kabul ettirmiş durumdadır. Tümünü. Tümünü kabul ettirmiş durumdadır. Şimdi ben mi kazanıyorum, Güney mi kazanıyor bu işten? Ben anlayamadım. Yani Kıbrıs Türk tarafı hep vermek suretiyle, Rum tarafı da hep almak suretiyle bir anlaşma yoluna gidilmesi doğru mudur? Peki ne yapmamız lazım? Cumhurbaşkanı da buna fırsat veriyor dediniz. Evet. Sayın Akıncı, ben masadan kalkmam, kalkan taraf olmam dedi. Bunun için de seçilmedim, bunun için de göreve bundan, gelmedim. Bundan tam bir yıl önce aynı sözleri yine duyduk. Ve aynı sözleri Sayın Cumhurbaşkanı söylerken dedi ki, Eylül'e kadar referandum. Ardından problemler yaşandı. Döndü dedi ki, 2016 sonuna kadar referandum. İlk önce 2016 yazıydı, Eylül oldu. Sonu oldu. Cenevre süreci. Cenevre süreci son süreçtir, son noktadır. Burada Bürgünüştak'taki formatın aynısı bir görüşme olacak. 1 Aralık anlaşmasına göre ve olay bitecek. Ne oldu? Bitti mi? Bitmedi. Kim bu konudan etkilenir? Türkiye mi etkilenir? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi mi etkilenir? Yunanistan mı etkilenir? İngiltere mi etkilenir? Yoksa ensesinde Kıbrıslılar tabiriyle, Kıbrıs tabiriyle Andrez oynanan Kıbrıs Türk halkı mı etkilenir?
Herkesin tuzu kuru. İngiltere'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten Brexit ayrılacak daha şeyden. Üstleri de kalacak orada. Avrupa Birliği'nde kalsa dahi hiç umurunda bile değil. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin içerisinde dünyaca tanınmış bir ülke Kıbrıs Cumhuriyeti olarak. Cumhuriyetten bir adım geri atmayı bile düşünmez. Cumhuriyetin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nı korumaya çalışır. Dönüş Cumhurbaşkanı istemez. Kendi içindeki dört özgürlükleri istemez. Türkiye'den gelecek olan Türkiyelilerin sınırlı gelmesini ister. Oradan ara verilecek olan dört özgürlüklerin sınırlı olmasını bile kabul etmeye bir yapı içerisinde durur. Bundan ekonomik olarak zararlanacak olan Kıbrıs Türk tarafı tek başına bağırır. Türkiye der ki ben Avrupa Birliği kapılarını hala daha zorlamaya hazırım. Benim yüzüm Avrupa'ya dönüktür. Onun için ben bir adım önde politikasıyla bu işlere giderim. Yunanistan zaten işte benim ekonomik olarak düzlüğe çıkmam gerekir. Onun için bunları yaparım. Ama bu sefer siz iyi polis olun. Ben de kötü polis olayım. Ben yollayayım Koçayas'ı oraya. Koçayas gelsin biraz karıştırsın ortalığı. Ve ne gerekirse o yapılsın. Bu anlaşma sürecinde biz daha fazlasını ne koparabiliriz? Sondajı başlatabilir miyiz? İşte Akdeniz'deki hakimiyetimizi daha daim kılabilir miyiz? Politikasıyla hareket eder. Kıbrıs Türk'ü? Kıbrıs Türk'ün yine bir şey yok. Kıbrıs Türk'ü hepsinden etkilenen ve bu ülkelerin tamamen ve dünya ülkelerinin tamamen siyasi manzuması haline gelen bir emtia oldu. Yani bugün Suriye'de milyonlarca insan ölmüş. Kimin umurunda? Kimin umurunda? 300 bin kişi telef olsa kimin umurunda olacak? Hı hı. Ne olacak ki? Hiç kimsenin umurunda bile değil. Onun için burada dünyanın bazı arzu ettiği veyahut da yapmak istediği işler vardır. Bu işlerin içerisinde bir, buradaki gazın yeryüzüne çıkarılması. İki, Kıbrıs'taki ve Kıbrıs'ın jeopolitik, stratejik konumuna göre güç paylaşımında yerinin olması. İşte Kıbrıs'ta Amerika'nın dengesi olmasa, Asya'da, işte Arap Yarımadası'nda veyahut da bu yakın ülkelerde gücü Rusya ile Çin'i mi bırakır o politikaların peşinde koşturması gibi bin bir tane manzumeyi ortaya çıkıyor. Yani Kıbrıs meselesi hiçbir şey olmaz. Bunu da birinci söylemesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Eğer olmasını isterlerse buyursunlar, gelsinler, otursunlar masaya. Kıbrıs Türk halkının gerçek anlamda çıkarlarını da koruyarak bir anlaşma yoluna gitsinler. Buna herkes razıdır. Buna herkes razıdır bu adada. Hiç kimsesi buna itiraz etmez. Ama eğer sen oyalanırsan ve sen her gün bir şey verirsen de ben de bunu okurum. Ve çıkar bunu da söylerim. Ben suçlu olmam. Neden? Benden sonra gelecek olan nesillerim. Şimdi şu anda bu adada yaşayan nesillerin varlığını korumak için ortaya konulması gereken politikaları sana söylerim. Bu benim anlayışım. Anlaşmayı istemem isterim. Neden? Usandım izolasyonlardan ve ambargolardan. Usandım doğduğum günden beridir problemler içerisinde yaşamaktan. Usandım. Bunun için isterim. Ama teslim olmak kaydıyla mı? Hayır, asla. Asla. Neyse hakkım onu verecek. Her gün tehdit altında yaşamak mı? Dün Trodos'ta olduğu gibi, kendisi de söylemiş olduğu gibi. Failleri bulunsun, cezasını çeksin. Herhangi bir olayın faili bulundu mu bugüne kadar güneyde? Hayır. Neden? Yeterli delil yok. Biz de buna inandık. Bunlar da güvensizlik mi? Hepsi. Topla hepsini, çek bir çizgi altına, sıfırı bile bulmasın, eksi de yaşarsın. Evet, çok konuşacak konular mevzular aslında bu noktada, ancak maalesef süremizin sonundayız. Bir başka canlı yayınımız var hemen ardımızda. Teşekkür edelim. Bir başka programda belki ben daha da detaylı ederim konuşma fırsatı Allah buluruz. Kısmetsin. Kolay gelsin diyelim size. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik haber dosyasında. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.